efendim, herkese merhabalar. Kripto Para programına hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Bugün bizlere sevgili Gökçe Çalışan eşlik edecek. Gökçe merhaba, hoş geldin. Evet, kripto paralarda son yaşanan gelişmeleri ve öne çıkan başlıkları değerlendiriyor olacağız. Bitcoin cephesiyle başlayalım istersen. Bildiğin gibi Bitcoin'e bir düzeltme hareketi gördük ama şu an 50 bin doların üzerindeyiz. 50 bin doların üzerinde kalmasını sağlayan Bitcoin tarafında haber akışları neler? Kurumsalların ilgisi devam ediyor mu Gökçe? Evet, bu sabah itibariyle 50.500'e tekrar gördük. 58.000'den aslında düştük buraya. Bir kayıpta olan yatırımcılar maalesef ki şu anda var ama aslında biz bir haftalık bir geriye gidiş yaşamış olduk. Zaten iki hafta önce 40.000 seviyelerinden bahsediyorduk. Aslında uzun vadede baktığınızda düşüş değil, yükselme hareketi dalgalanmalı olarak devam ediyor diyebiliriz. Dün aslında güzel haberler vardı. MicroStrategy alımlarını arttırmaya devam etti. Bu artık bizim için sürpriz değil, normal günlük haber akışında gördüğümüz bir şey haline dönüşmüş oldu. Onun dışında daha önemlisi Square alım yaptı. Square'de biliyorsunuz Twitter'ın kardeş şirketi. Hı hı. Jack Dorsey de CEO'su da zaten bir influencer olma yolunda ilerliyor Elon Musk'tan sonra. Square'de bir alım yaptı. Bu haber de aslında bizi desteklemiş oldu. Diğer bir yandan Amerika Fed Başkanı'nın konuşması vardı dün. Onun konuşmasıyla beraber aslında altın ve Bitcoin fiyatları da arttı diyebiliriz. Şöyle bir durum oluyor. Pahalı piyasaları destekledi diyorsun kripto para kısmını. Evet, Yellen konuştukça Bitcoin fiyatı düşüyor. tam tersine de Powell konuştukça da bize yarıyor diyebiliriz şu anda. Çünkü şu anda Amerika'daki ekonominin henüz toplanma aşamasında olmadığını ve daha çok yolu olduğunu söyledi. Bu da insanları daha enflasyona karşı korunma araçları olan altın, Bitcoin gibi varlıklara yönlendirdi. Bu da bize yaradı. Fiyatlarda toparlanma görmüş olduk. Bunlar aslında bizi destekleyen haberlerdi. Peki Ethereum cephesinde burada cüzdan sayılarının artına dair haberler de var. Bugün de primler görüyoruz. Ethereum tarafında da yine Bitcoin gibi toparlanma var. Ethereum tarafındaki düşüncen nedir? Ethereum'da en yüksekleri 2050 idi. Şu anda 1600 seviyelerine çekilmiş durumda. 1650'lerden işlem görüyor. Dediğiniz gibi cüzdan sayılarına baktığınızda aslında bir artış görüyoruz. Şu anda alıma hazır bekliyorlar. Hatta dipten toplayan hesaplarda olduğunu ben fazlasıyla düşünüyorum. Aynı zamanda Ethereum'u önümüzdeki dönemde çok destekleyeceğini düşündüğüm bir update haberi geldi birkaç gün öncesinde. 14 Nisan tarihinde Berlin ismi verilen bir güncelleme yapacağını açıkladı Ethereum geliştiricileri. Bu güncelleme ile beraber aslında şu an Ethereum'un en büyük sorunu olan yüksek gas fee dediğimiz işlem ücretlerinin düşürülmesine yönelik bir şey planlanıyor. Bu update eğer sağlıklı bir şekilde devreye alınırsa fiyatlamaya etki edecektir ki bu haberin çıkması bile aslında yakın dönemde bizde artı yönde bir gösteri sağlayacaktır diye ben düşünüyorum. Bu update'ler önemli Ethereum'daki. Zaten konuşuyoruz bu Ethereum 2.0'ın gelişini. 2021'in sonu gibi geleceği hep konuşuluyordu. Bu Berlin update'i de aslında belliydi geleceği ama Haziran ayında planlanmıştı geçen yıl boyunca. Ama merkezileşme korkuları nedeniyle bu update sürekli olarak erteleniyordu. Ama bu sırada da biz şeyi gördük, Ethereum rakiplerini fazlasıyla rağbet gördüğünü gördük. Ethereum geliştiricileri de bu nedenle bence hızlandırdığını düşünüyorum bu update'i. Sadece Ethereum cephesi değil, bir de Chainlink tarafında değil mi bir update var? Bunun fiyat üzerine nasıl bir etkisi olur peki? Chainlink'teki update de oldukça güzel bir update. Aslında temelde aynı şeyden geliyor. Chainlink Ethereum üzerindeki bir token. Yani Chainlink'in yaptığı işlemlerde de Ethereum ağındaki transfer ücretleri ödeniyor. Bu da ne demek ya? Ethereum'daki yüksek fiiller Ethereum üzerindeki projeleri de update yapmaya itiyor demek. Ethereum'un bir an önce çözmesi lazım ki projeler kaçmasın üzerinden. Onu da söyleyebiliriz. Bu update'le beraber aslında Chainlink şöyle bir şey yapacak. Chainlink Oracle dediğimiz aslında uzman dışarıdan chain üzerine veri akışını sağlayan bir platform. Bu update ile beraber dışarıdan aldığı bilgiyi dışarıda konsolide ederek off-chain denilen bir update geliyor aslında. Dışarıda konsolide edecek bu veriyi ve bir kere de alacak chain üzerine. Böyle olunca da
fiiller %90 oranında düşecek Chainlink üzerindeki. Bu da kullanım oranını arttıracak Chainlink'in. Daha fazla projede biz görüyor olacağız diye düşünüyorum. Bu update ile beraber önümüzdeki dönemde Chainlink fiyatında pozitif yönlü bir artış görmemiz çok olası. Ve bugün zaten update'lerden gidiyoruz. Bir diğer update'de Basic Attention Token'a geldi. Yani BATA, bizim tabiri caizse BATA olarak evet. bildiğimiz coin'e. Peki bunun update'i nasıl yansıyacak fiyatlara? BAT'ın önceden olduğundan bir bahsedelim. Evet. Çok fazla bilinen bir coin değil. BAT aslında Basic Attention Token, Brave isimli bir browser'a ait bir token. Bu Brave'in amacı ne? Aslında kime rakip bu BAT? Onları da bir konuşmak lazım. Her zaman Ethereum'un rakiplerinden konuşuyoruz. BAT'ın rakibi Google. Bir arama motoru gibi düşünebiliriz bunu. Aslında Yüksel'e de oynuyor. O yüzden BAT önemli bir token, izlenmesi gereken bir token. Şu anda da yeni kullanım alanları sunmayı hedefliyorlar bu update ile beraber. Güncelleme tarihi henüz belli değil. Önümüzdeki dönemde ama fiyatı artı olarak yansıyacaktır bu da ki BAT'ın bugüne kadarki yükseliş trendi oldukça olumlu gidiyordu. Daha da değerlenecek gibi duruyor. Ve diğer taraftan istersen hemen buradan son fiyatlamalar da devam edelim Gökçe. Hani son 24 saatlik ve son bir haftalık performanslara baktığımızda peki en iyi performansı ve en düşük performansı gösteren coinler hangileri, kripto paralar? Bu hafta Bitcoin'in düşüşüyle biz aslında genel yönlü bir düşüş gördük. Şimdi de onlar toplanıyorlar. Şu anda Polkadot çok güzel bir performans gösterdi. Polkadot da Ethereum'a alternatif çıkan ağlardan bir tanesiydi. Polkadot'la ilgili de bayağı bir konuşmuştuk. Üzerindeki proje sayısı artıyor gün geçtikçe ve izlenmesi de gerekiyor Polkadot'un. Ve Polkadot'la Ethereum arasındaki bağlantıların, işte zincir köprülerin de takip ediliyor olması lazım. Polkadot'tu geçen haftanın kazandıranı diyebiliriz bu top 10'deki coinlere baktığımızda. Diğer taraftan genel olarak bir düşüş gördüğümüzü söyleyebiliriz Bitcoin'le paralel olarak. Genelde olarak bir 200 milyar dolarlık bir silinme yaşanmıştı. Şimdi çok şükür o da bugün itibariyle topladık bu sabah itibariyle. Bu şekilde diyebiliriz. Peki bu süre zarfında hani önümüzdeki süreçte tekrardan düzeltme hareketlerine en azından burada işlem yapanların hazırlıklı olması için yani hani düzeltme hareketi bitti diyebilir miyiz? Yoksa hani kripto paraların yoluna devam etmesi için ara ara bu düzeltmelerin sağlıklı olacağını düşünen tarafta mısın? Ben sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu düzeltmenin gelmesini aslında biz bekliyorduk ama Tesla'nın alım yapması haberiyle beraber bu düzeltme de gecikmiş oldu ve fiyat da artmış oldu. Şu anda o düzeltmeyi biz yaşıyoruz denebilir. Zaman geçtikçe aslında fiyat da tutunuyor. Şu anda da 50 bin civarına tutunmuş durumdayız. Buradan ne olur derseniz uzun vadede artışa geçecektir. Bu kripto paralar hayatımızda olmaya devam edecek. Yani 5 ileri gidip 3 geri gelirlerse sonra 6 ileri gidiyorlar. Bunu biz yıllardır tecrübe ediyoruz. Yatırımcıların bu fiyat hareketlerinde aslında sakin kalmaları gerekiyor. Şu anda 58 binden alım yapanlar eminim ki vardır bu kaçırma korkusuyla beraber. Bunu hani aldınız, fiyat düştü, hemen satayım yapmamanız gerekiyor. Bunu dalga gibi düşünüp hani tepeden alıp alttan satarsanız sürekli olarak bir küçülmeye gidersiniz. Sakin kalmak burada çok önemli. Bitcoin, Ethereum, işte Link gibi coinler çok güçlü coinler ve var olmaya da devam edecekler. Daha market cap yani piyasa değeri daha küçük coinlerdeki toparlanmalara biz kesin hani toparlayacak gözüyle bakamıyoruz ama bu top projeler aslında eski değerlerini görüp üzerine de çıkıyorlar sürekli olarak. Yani aslında burada bu saatten sonra Bitcoin'in yoluna devam etmesi illa altcoin'lere yaramayabilir diyorsun. Hani bir altcoin sezonundan bahsetmiştik ya, o sezon bitti diyebilir miyiz o zaman? Henüz bitmedi. Şu anda 2017'de ICO yani yeni projelerin çıktığı bir dönemi yaşıyorduk. 2020'de tekrar bir boğa sezonundayız. 2021'e girdik. Şu anda da DeFi sezonu var. DeFi merkeziyetsiz finans tarafında 2020 yazında özellikle bir başladı. DeFi tokenları işte bu projeler çok fazla değerlenmeye başladı. Bu değerlenme devam ediyor. Ben yatırımcılara, merkeziyetsiz finans projelerindeki tokenlara daha bir yön, hani
dikkat etmelerini, teknolojik gelişmelerini, sundukları yenilikleri takip etmelerini önerebilirim. Çünkü şu anda en çok fiyatlananlar bu taraftaki çözüm sunan projeler diyebiliriz. Ve bununla birlikte biz tabii ki Bitcoin cephesinde özellikle JP Morgan'dan gelen sürekli haberleri takip ediyoruz. Yeni bir haber daha var Bitcoin cephesine JP Morgan'dan gelen. Bu haftaki analizinde mesela Bitcoin'in piyasa değerindeki artış ve ona gösterilen kurumsal talebi karşılaştırmış ve adil değerin üzerinde şu an Bitcoin fiyatlaması demiş. Sen aynı fikirde misin peki? Aynı fikirde değilim. onlar da kendileri de ile de çelişiyorlar. Çelişiyorlar değil mi? Evet. Bir 100 binin üzerinde bir değer söylemişlerdi. Şimdi 25 bin diyorlar. Yani alttan topluyorlar gibi bir hisse de kapılıyorum zaman zaman. Yani buna ben katılmıyorum. Uzun vadede Bitcoin değerleneceğini ben de düşünüyorum. O taraftayım. Peki son olarak bir de şimdi bununla ilgili sıkça sorular geliyor. Dün de sevgili Besne'yle de değerlendirmiştik. Tabii elinde çok fazla Ripple pozisyonu olan biliyorum ki bizde de yerli yatırımcı var. Peki Ripple'la ilgili son gelişmeleri ve son fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsun? İstiyorsan Ripple'la veda edelim programı. Tabii Ripple'ın aslında bir ön duruşması yapılmış oldu ve bu süreç devam edecek. 16 Ağustos'a kadar Ripple'ın bir vakti var. 16 Ağustos'ta belgelerine teslim ediyor olması gerekiyor bu iddialara yönelik olarak. Ripple'ın fiyatı oldukça da tutundu. İnsanlar fiyatladılar. Yani olumlu bir sonuç çıkacağını bekledi piyasa ve bunu fiyatladılar. Yani güzel gidiyor Ripple açısından bu fiyatlar ama bence biraz dikkatli olmakta fayda var. Yani kar realizasyonuyla ilerlenmeli diye düşünüyorum ben Ripple tarafında. Hani alıp da tutmak yerine aldınız, kar sağladınız, hani satıp dalgayı alttan yakalayıp bir daha girmek bana daha mantıklı geliyor. Yani bir sene geçtiğimiz hafta özellikle konuşmuştuk hani bir portföy yapacak olsan hangi coinleri koyarsın diye. O zaman ben şunu anlıyorum. Ripple'da birazcık daha trade etme tarafındasın ama portföyde bulundurmak için mantıklı bulmuyorsun. Evet. Bu şekilde verebiliriz. Evet Gökçe çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için ve böylelikle de bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk efendim. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.